Peki düşük bütçeyle kombin nasıl yaparız? Siz neler öneriyorsunuz? Çok yüksek bütçelerle şık olunmuyor. Yani ufacık çok basit bir elbiseyle çok gösterişli takılar da kullanabilirsiniz. Hı hı. Çok güzel bir ayakkabı kombini de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı. Hayal gücü kendinize ne yakıştırdığınızla alakalı. Çok pahalı şeyler giymek şıklık demek değil. Bunu hep söylüyoruz zaten. Kesinlikle değil. Kesinlikle. Ona dikkat etmek lazım. Peki günlük şıklık dediğimizde siz neler öneriyorsunuz danışanlarımıza? Yine tabii hep rahatlık ön planda. Yani ama rahat olunca şık olmayı da elden bırakmamak tabii gerekiyor. Tabii ki zaten şu anki trendlerde biliyorsunuz hem şık hem çok rahatlık söz konusu. Yani böyle hippi tarzı, saçaklı, püsküllü, gösterişli, atıyorum neonlu ya da satenli günlük bir kombin normalde değildi eskiden. Ama şu an o kadar günlük ki. Doğru. Hani atıyorum gündüz bir saten yeşil neon bir etekle gündüz çıkıp akşam topuk bantlı bir ayakkabıyla gece devam edebiliyoruz. Yani o yüzden hani bunun da bir kriteri kalmadı bence kesinlikle. Günlük şıklı, gece şıklı. Kesinlikle nasıl hissettiğimiz. Bir abiye giymiyorsak eğer, tabii, bir haute couture giymiyorsak artık onun pek bir farkı kalmadı hakikaten. Peki gelelim ayakkabıya. Yazın ayakkabı seçimlerinde ya da bu sezon trend ayakkabıları neler? Yine tabii hasırlarla başlıyoruz tabii ki. Ama şöyle rahatlık, hasır bir ayakkabı, hasır topuklu ayakkabı. Zaten dolgu topuklar da çok rahat bu anlamda. Hamile bayanlarımız da çok rahat kullanabiliyor. İşte herkes çok rahat kullanabiliyor. Çalışanlar da kullanabiliyor. Bir keten takımın altında çok rahatlıkla giyebiliyor. Gündüz çok yorulmadığı için geceyi de yine kullanabiliyor. Tatilde de kullanabiliyor. Yani daha çok böyle spor, rahat, bantlı, aynen seçiyorum. Daha topuklu. Ben kendi adıma mesela hayatta giymem dediğim bir şeyi bu sene çok giyiyorum. Kısa topuk. Hayatta giymem diyordum. Ara boy, ara topuk. Ha, yıllarca moda programı yaptım. Yıllarca jürilik yaptım. Ara boy topuk görünce çok sinirleniyordum. Öyle bir şey oldu ki, trend oldu ki böyle giyince de bir yakıştırdım. Beklemiyordum aslında. Tabii. Böyle ara topuk, kısa topuk çok kullanıyorum. O da çok var değil mi? Denemek lazım zaten. Evet. Yani yüksek topuktan bir de artık çok yorulmuşum galiba.